Şimdi biz şöyle bir Haybar'a doğru yolculuk yapalım. Efendimiz Sallallahu savaşına doğru. Haybar savaşından sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir baktı sahabe-i kiram etrafına, susuzlukla sahabeler kırılacaktı, susuzlukla kırılacaktı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyordu ki ileride bir su var, bir kuyu var, bir su var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dedi biz akşama kadar yürüyelim, akşama kadar yürüyelim ve ta ki suyu bulana kadar. Gittiler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe-i kiramla beraber Hayber'den sonra o suya doğru gittiler. Sahabe susuz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem susuz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devesinin üzerinde, bakın, devesinin üzerinde bir an böyle yorgun, bitkin, devenin üzerinde kaç saat kalabilir insan? Susuz oldukları için, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe-i kiram susuz oldukları için durmadan gittiler, yol gittiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir an böyle bir uyuklama geldi. Bir an böyle bir uyuklama geldi. Yoruldu çünkü, bitkin oldu, halsiz oldu. Bir an uyuklama geldi. Ebu Katade hemen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in omuzlarından tuttu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tekrardan böyle uyandı. Bakın. Tekrardan uyandı. Bir daha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir daha uyuyakalacakmış gibi oldu. Tekrar Ebu Katade kendisini tuttu. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu biliyor musunuz? Şöyle buyurdu. Sen Allah'ın peygamberini korudun, Allah'ın peygamberi de seni korusun ve Allah da seni korusun. Allah ve peygamberi de seni korusun. Allah ve peygamberi seni korusun. Yani ona dua etti. Dua etti. Suyu buldular. Ve o mevziye geldiler, sahabeler hepsi su içti. Su içince kana kana içtiler ya. Daha çok yorgunluk bedenlerine çöktü. Daha çok bedenlerine yorgunluk çöktü. Orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sırtını ağaca dayayıp uyudu. Allah uyuttu. Bakın Allah uyuttu. Tabi uyumadan önce dedi ki kim dedi bizi sabah namazına kaldıracaklar. Seher vakti olmuş. Seher vaktine kadar döndüler, dolandılar, suyu buldular. Hazreti Bilal dedi ya Resulallah dedi ben beklerim dedi. Ben sizi sabah namazına kaldırırım dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tamam dedi. Sahabe kiram da yattı. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de uyudu. Hazreti Bilal ayaktaydı. O da yorgun ve bitkin bir halde. Bakın. O da yorgun ve bitkin bir halde. Hazreti Bilal da uyudu. Hazreti Bilal da uyudu. Radiyallahu anhum. Bir baktılar ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir baktı ki güneş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ısıtmış, güneş çıkmış, sabah namazı gitti. Sabah namazı gitti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle sağa baktı, sola baktı, sahabeler de kalktı. Bir arayan, ya Resulallah sabah namazını kaçırdı. O esnada Hazreti Bilal da o sesleri duyunca kalkıyor ve boynu bükük. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına gidiyor böyle, boynu bükülüyor. Ya Resulallah diyor, ey Allah'ın peygamberi sabah namazını kaçırdık. Ey Allah'ın peygamberi nasıl yapacağız? Sabah namazı gitti ey peygamber diye söyledi. Hazreti Bilal radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah isterse ruhu alır kabz eder. Allah isterse ruhu tekrardan bırakır. Allahu Teala'ya şükürler olsun ki Allah bizi öldürdüğü gibi
tekrar diriltti diye buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şurada şu mizaçla çıkıyor. Ve sonra sabah namazı için, tabi bunu kendine insan galayan yapmayacak. Her an, her dakika, her saniye, her gün böyle yapmayacak. Çünkü sabah namazı gitti. Güneş çıktıktan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını hem sünnetini hem de farzını kılıp iade ettiler. Yani bu ne demek? Şimdi bir insan olabilir ki uykuda kalmış ama tabii bunu kendine meyil etmeyecek. Yani devamlı bir haslet içerisinde bulundurmayacak sabah namazını. Devamlı bir haslet içerisinde bulundurmayacak. Her zaman kılmaya gayret edecek ama velakin ola ki kılamadı, uykuda kaldı ya da çok yorgundu, bedeni halsizdi, bitkindi, uyku uyudu, uykuda kaldı. Güneş doğduktan sonra o kimse sabah namazını hem sünneti hem de farzıyla birlikte iade edebilir. Şimdi biz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem baktığımız zaman ne kadar manidar değil mi? Ondan hayatımızın en güzel usluplarını öğreniyoruz. En güzel hallerini öğreniyoruz. En güzel siretlerini öğreniyoruz. En güzel lütuflarını öğreniyoruz. Değil mi canım?